Merhabalar değerli arkadaşım, hoş geldin, sefalar getirdin, evet yaşasın, çok sevinçliyim, artık uzmana geldik, amatörü ve acemiliği attık, uzmandayız, daha güzel sorularla, daha farklı örnek tipleriyle karşına çıkacağım veya daha önceki gördüğümüz soru tiplerinin biraz daha zorlaştırmış hali burada biz bekliyor ama gözün korkmasın, beraber bu işin üstesinden geleceğiz, öncelikle sorularıma geçmeden önce Yaşar Şencan öğretmenime buradan e, huzurlarınıza teşekkür ediyorum verdi bütün desteklerden dolayı şimdi gelsin mi birinci sorumuz? Evet gelsin birinci sorumuz. Hadi bakalım. Kim korkar geometriden diyoruz. Geldi birinci sorumuz. Şimdi soruya şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman paralellik var mı? Yok. Evet. Bir takım açılar verilmiş. 2 alfa alfa ABE EBC'nin 2 katı diyor. EBC'nin 2 katıdır diyor. Hay hay verilmiş burada alfa 2 alfa. K ala açısı 30 derece verilmiş. 30 derece. O zaman buraya da 30 derece diyebiliriz değil mi? Tamam. Oraya 30 derece dedik. Buraya 75 derece dedik. Tamam. Burada bir ikiz kenarlık var. Şimdi AE -E eşittir ED. Tamam. AE eşittir ED ve ADB açısı beta denilmiş. Tamam. ADB açısı beta deniliyorsa o zaman ne yapabiliriz? Şöyle açıları bir bakalım. 30 derece var. 2 alfa var. Tamam. Burası 75 ise burası da 75. Şimdi şöyle soruyu bir göz gezdiriyorum. Neler yapabiliriz diye. Şimdi şöyle bir göz gezdirdiğim zaman ilk gözüme takılan şey tamam A, E'nin E değişti olduğunu kullanabildim mi? Hayır. Şurayı verdik. 2 alfa. Alfa verilmiş. O da tamam. Şimdi şöyle bakıyorum. Buralar eşit. Şu açıyla şu açının eşit olduğunu biliyorum. O zaman buraya da beta diyebilirim. Öncelikle yapacağım, yapabileceğim şey bu. Ha, şimdi şuna bakalım, şu ABC üçgenine bir bakalım. ABC üçgeninde açılar 30, 75, 3 alfa. Yani 105 artı 3 alfa eşittir 180'den. O zaman 3 alfa eşittir 75 derece yapacaktır. Yani şurası da 75 derece oldu. 75 derece oldu. Alfa eşittir 25 derece oldu değerli arkadaşım. Tamam, 2 alfa o zaman 50 derece olur. 50, 30 daha 80, iki iç açı kendisine komşu bir dış açı eşit olur ki AED üçgeninde AED üçgeninde değerli arkadaşım. Neyi kullanacağız? 2 ee, beta artı 80 eşittir 180'den beta eşittir 50 derece gelecektir. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Evet şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bizi neler bekliyor? 90 dereceden büyüktür diyor. Hay hay bu açı 90 derecenin büyük. Biz Pisagor eşsizliğini gördük ama bu sefer bu kenar 90 dereceden bunun karşısı belli. Şurası belli değil. Pisagor eşsizliği neydi? Normalde açımız 90 derece olsa idi eğer x kare artı 10'un karesi eşittir. 14'ün karesi geçerliydi değil mi? Ama açıyı büyüttüğümüz zaman açıyı gören kenar büyütüp kenarlar sabit kaldığından dolayı o zaman x kare artı 10'un karesi küçüktür. 14'ün karesi olacaktır. Buradan x kare artı 100 küçüktür. Ee, evet. Ne diyebiliriz? Ee, 14'ün karesi. 14'ün karesi ne yapacaktır? 196 mı? 196. Buradan x kare küçüktür. 96. Ve x küçüktür. Evet. 10 diyebilir miyiz? 9 olabilir ama ondan küçük olmak zorundadır değil mi? Bunu bulduk. Bir de bir üçgende ne vardı? Üçgen eksizliği vardı. Neydi üçgen eksizliği? Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer kenarların toplamlarından büyük. Farklarının mutlak değerinden küçük olmak zorundaydı. Yani ikinci olarak e, x küçüktür, büyüktür daha doğrusu. 14 eksi 10 yani 4'ten. O da küçüktür. 14 artı 10'dan yani 24'ten. Sonuç olarak x'imiz 14 ile 24 arasında... Onunla beraber x neyden küçüktü? x küçüktür 10 idi. Burası 24 tabii ki. Küçüklerden büyük olanı, büyüklerden de küçük olanı alıyorduk değil mi? Yani 4 ile x küçüktür 10 aralığı oldu. Bu zaman en büyük tam sayı değerinden kastımız o zaman ne diye olacaktır? 9 olacaktır. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Hmm, evet şimdi. iki tane açı eşit. Buraya alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. B eşittir CE diyor. Hay hay o zaman buralarda da beta diyelim. Altındaki açılar birbirine eşitti. Bu da beta oldu. Değil mi? Şimdi şu kenarlar birbirine eşit. Şu açılar eşit ise hmm, ne vardı? Hatırlıyor musun ne olduğunu? İkiz kenar üçgende böyle bir özellik vardı. Şunu karşıya da birleştirelim. Şimdi hatırlayacak olursam burası buraya eşit. Dolayısıyla şurasıyla şurası eşit ve şuralar birbirine eşit olduğunda ki bu ikiz kenar üçgendeydi. Tekrar ediyorum bu açılar aynı oranda bölüp kenarlar da eşit ise yani şunu farklı açılar olarak düşünebilirsin. Şunu farklı açılar olarak düşünebilirsin. Bu üçgen AB bu ancak nedir? İkiz kenar üçgende yani AB eşittir AC olmasıyla mümkündü. Dolayısıyla bu üçgen bir ikiz kenar üçgen olacaktır değerli arkadaşım. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Açıları aynı oranda bölen doğrular, doğru parçaları da uzunlukları da birbirine eşitse bu ancak ikizkenar üçgende geçerli oluyordu ki bakınız sayfa demiyorum sayfayı hatırlamıyorum neresi üçgende ikizkenar üçgenin konu anlatımı orada bu e, üçgen bu e, üçgenlerin eş üçgenler olduğunu ispatları var lütfen izlemediysen konu anlatımları izlemeni tavsiye ediyorum tekrardan dolayısıyla o zaman AB 3x 4 demişti Evet ac 2x demişti. Hay hay. O zaman 3x eksi 4 eşittir 2x'ten x eşittir 4 gelecektir ki x yerine 4 yazarsak 8 olacaktır. O zaman çevremiz eşittir. 8 artı 8 artı 15'ten 16 artı 15 31 birim olacaktır ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Gelelim iki, dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda evet ağırlık merkezinde 2'ye 1 oran vardı hatırlatalım. Şu kavrama da şimdi geleceğim. Bunu soru üzerinde hatırlatayım. Şimdi burası kenar ortay. Doğru mu? Şurası da ağırlık merkezi olduğu için G soruda. Ertuğrul hocam. Sorular okumadan soru çözüyorsunuz diyorsunuz. Ya unutuyorum tekrardan girdim. <laughs> heyecanlıyım çünkü. Çok heyecanlıyım. BA diktir AC. Okuyorum bak senin için tamam. BH eşittir HG. Bu da kenar ortay. Ve şurası da ağırlık merkezi olduğu için burası da eşittir. Dolayısıyla Burada HD bir orta tabandır. Orta tabanı çizmemiş miyim burada? Hmm, hemen sana hatırlatırım. Hemen hatırlatırım. Yeter ki sen iste. Yeter ki sen iste. Burası 2 xi buraya x diyoruz. Dolayısıyla orta tabandan dolayı dolayı nereye dolayalım? Şunu uzattığımız zaman pek paralel gözükmese de burası buraya paraleldir ve dolayısıyla x ise burası 2x'tir. E burası 2x'e aşağısı x'tir. Şurası x'tir. Ve muhteşem üçlü. Ve muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü var görüyor musun burayı? 3x'e burası da 3x. Burası da 3x. Ayrıca ayrıca dik üçgene ait kenar ortayla ilgili diğer kenar ortaylar arasında dik üçgende şöyle bir bağıntı vardı ki. Aç bunları nerede bakacaksın? Üçgende ağırlık merkezi bağıntıları konu anlatımı. Orada ispatları var. Tamam mı? Şimdi 5 VA kare eşittir. VB kare artı VC kareydi. O zaman 5 VA kare yani 5 çarpı VA kare dediğimiz 3X'in karesi eşittir. Şimdi, 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 şimdi geliyorum buraya. Geliyorum acele etme. Burası 3 ise burası 2 katı 6 olacak değil mi? 8 ise burası 4 olacak. Yani VC eşittir 12 VB eşittir. Ne de değerli arkadaşım 3 6 daha 9 mu oluyor? Yanlış görmediysem değil mi? Tamam. 3x'in karesi eşittir. Evet 3x'in karesi eşittir. 9'un karesi artı 12'nin karesi. Evet. 9'un karesi 9 12 15 yani 225 yapıyor. 225'i 5'e böler isek şurası 225 yapıyor. 225'i 5'e bölersek 45 mi? 9x kare eşittir 45. Buradan x kare eşittir 5 mi? x de eşittir kök 5 mi? Kök 5 birim. Evet sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım B seçeneğidir. Gelelim 5. sorumuza. 5. soruda bizi neler bekler? Ay çok seviyorum ben bunu. Çok seviyorum ben bunu. ABC eşkenar üçgen, üçgen biliyorsun ben eşken üçgenleri çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Evet. Geometriyi de çok seviyorum. Sizleri de seni de çok seviyorum. Evet. Burası 60 derece, burası da 60 derece, burası da 60 derece. Evet ama şuraya bir e, bekletelim. Şimdi burası iki eşit parçaya böldüyse eşken üçgensi, o zaman buradan bir dikme indirirsek iki eşit parçaya böleceğini de görebiliriz. Ancak dikme iki eşit parçaya bölüyordu değil mi? Yani şurası 90 derece. Burası 90 derece. E, şimdi şuraya bakalım. Tamam buralar 2 tabii ki 2. Şurası 30 derece oldu mu? oldu. 30-60-90 derecede 90'ın karşı 4 ise 30'un karşı 2, 60'ın karşı 2 kök 3 olacaktır. Hay hay. Yani şurası 2 kök 3. Hmm. Tamam. DF uzunluğu bizden isteniyor. DF uzunluğu. Evet DF uzunluğunu bulmak istiyorsam ne yapabilirim? DF uzunluğunu bulmam gerekiyor. Yani DF uzunluğuna x diyecek olursak. Tamam. O zaman şurada bir dik indiriyorum. Çok ince ve titiz çalışıyorum. 90 evet 60 dereceyi gördüm bir dik indirdim istersen bunu daha geniş bir üçgende de gösterebilirim ne dersin eğer sıkıntı olursa da göstereceğim burası 30 derece tabii ki 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 60'ın karşısı 3'tür değerli arkadaşım 1 hmm. ise o zaman şuraya da 3 kaldı o zaman burada şöyle bir üçgen oluştu bak içim rahat etmedi senin için büyük ve güzel bir üçgen çizeceğim şimdi her şey senin için unutma bunu. Amacımız senin geometriyle aranı düzeltmek. Ki kaldı ki geometrinin en temel dersi biliyorsun üçgenler üçgenler olmazsa olmaz. Ee, buraya da H diyelim o zaman. H. Şurası e, komple 3 artı 4. Burası D oldu. 7. Burası kök 3. Burası da F. Burası da X. O zaman x kare eşittir. Kök 3'ün karesi artı 7'nin karesi. 49 3 daha 52. Kök 52 nedir? 2 kök 13'tür. Birim. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Ooo güzel bir soru. Güzel bir soru. Evet. Değerli hocalarımın ellerine sağlık. Şekilde bir deneyde kullanılan düzenek verilmiştir. Şimdi burası A burası C tamam. Evet. Diyor ki yük, yüke A noktasından bir ip bağlanmıştır. Bu ip gergin ve zemine paralel olarak sola doğru çekilecektir diyor. Zemine paralel olarak sola doğru çekilecektir. Hay hay. Ee, i̇p çekildikçe cisim zemine her noktada temasını koruyarak sola doğru hareket edecektir. Yani bu tarafa doğru yaklaşıyor. Atıyorum bir T çekiş sonrasında yük buraya geldi. Evet aradaki mesafe azaldı. BC 30 santimetreydi diyor. Tamam BC 30 burası değişmeyecek değil mi? Şu mesafe. AC 78. Hmm. Şurası da 78 santimetre. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı değerli arkadaşım? Önce iki tane üçgen çizeyim ben sana. İlk, i̇lk durum ve ikinci durum olmak şartıyla. İki tane üçgenimizi çizdik. Çiziyoruz. Birinci üçgenimiz bitti. Hemen ikinci durum yani çekildikten sonraki durumda gösterecek şekilde bir üçgen daha çizdim. Şimdi bu gergin olan kısım, ipin gergin olan kısım. İlk kısımda tabii ki burası 90 derece. Yani burada yük var. Şurada yük. Şurada yük var. Unutma. Çekilmiş, çekildikten sonraki hali olarak düşüneceksin bunu. Mesafeler aynı değil. Burada da yük var. Şimdi burası 30 metre. 30 santimetre. Evet. Aşağısını bilmiyoruz. Buraya x diyelim. Burası 72 santimetreydi. 78 miydi? Evet 78 santimetreydi. Şimdi 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 78 santimetre o zaman şöyle mi yapalım? Ee, Pisagor'u kullanacak olursak yani 30'un karesi artı x kare eşittir 78'in karesini kullanacak olursak buradan özel üçgenlerden x'in 72 geldiğini göreceksin. Ee, 5, 12, 13'ün bir farklı versiyonu. 5, 12, 13'ün altışar katı. 5'in 6 katı, 13'ün 6 katı. Burası da 12'nin 6 katı olacaktır değerli arkadaşım. Yani 72 olacaktır. Tamam mı? Özel üçgenler. Tamam. Burayı bulduk. Şimdi diyor ki bize e, e, AC santimetre, 78 santimetre olduğuna göre ip sola doğru 28 santimetre çekilirse o zaman sola doğru 28 santimetre çekilirse 72'den 28'i çıkartırsak bir dakika 1 dakika 28 santimetre çekilirse diyor. Şimdi ipi 28 santimetre çekmemiz demek. Yani şu ip. Şu ip. Şunu siliyorum. Şu ip 78 santimetre değil mi? Sonuçta 20 santimetre azalması demek. Şunun 20 santimetre azalması demek. Buranın 58 santimetre olması demektir. Pardon 50 santimetre olması demektir. Doğru mu? 50 santimetre olması demektir. E yüksekliğimizde değişen bir şey var mı? Yok. E o zaman 30 60, 3, 4, 5 üçgenin onar katı olmak üzere burası 40 santimetredir. Bize neyi için soruyor? B noktasına kaç santimetre yaklaşır? Önceden B noktasına 72 santimetre mesafesi vardı. Sonrasında 40 santimetreye düştü. O zaman 72 eksi 40 santimetreden bu da 32 santimetre ne olmuş olacak? Yaklaşmış olacak. Yani bu 6. sorumuzda doğru cevabı değerli arkadaşım D seçeneğidir. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuza şöyle bir göz gezdirelim. Neler varmış? Muhteşem üçler varmış, orta tabanlar varmış. Orta taban ilk, orta taban neydi? Bir doğru iki tarafı aynı oranda bölüyorsa paraleldir tabana ve eşit oranda da bölüyorsa o zaman tabanın yarısıdır orta taban ilkesi. Muhteşem üç neydi? İndirdiğimiz kenar orta hipotenüsü ait kenar orta hipotenüsün yarısı. Bunları hatırlattık. Şimdi bir kere. Ne demiş BAC açısı BAC açısı alfa alfa neyin EBD açısının iki katı EBD açısının iki katı o zaman burası alfa olacaktır. Aynı dik dik var AB paraleldir EF diyor AB paraleldir EF olduğuna göre yani şurası şuraya paralel olduğuna göre Z'ler var o zaman burası da alfa olur ve burası 90 derece ise o zaman şurası da 90 derece olacak mı diyorum şöyle bakıyorum evet. Buranın da 90 derece olması gerekir. O zaman buraya alfa, buraya da beta diyelim. Oo, bir şey yakaladık. Gördün mü? Gördün mü? Sen de gördün mü? Şimdi burası alfa, burası 90 derece olduğunu söyledik. Neden? Paralelse, burası 90 ise bu da 90 derece. Karşı durum ters açılardan toplamları 180 dereceydi çünkü. O buraya alfa dersek, burası beta olursa, beta, burası da alfa ise o zaman şurası da 90 derece gelir değerli arkadaşım. Alfa, beta 90 çünkü. Burası alfa ise o zaman buraya da beta gelecektir. Anlaştık. Buraya da beta gelecektir. Şimdi alfa alfa 2 alfa. AC uzunluğu kaç birimdir deniliyor. AC uzunluğu. Şöyle bir bakıyorum. Şu mesafe kaç birimdir. DF 10 diyoruz. DF'nin 10 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 10'dur değil mi? Tamam burası 90 derece ise muhteşem üçlü değil mi? Muhteşem üçlü evet burası burası ve burası birbirine eşit işte muhteşem üçlüyü burada kullandık. Yani AC uzunluğumuz 20 birim olduğu değerli arkadaşım. 7. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza şöyle bir göz gezdiriyorum. ABC üçgen okuyorum bak senin için okuyorum tamam mı? Hocam okumadı deme bana. Evet ABC alfa, ACB 2 alfa. Hay hay. AC 10 cm birim, BC de 22. Şimdi 2 alfa'ya alfa varsa 2 alfa'ya alfa'yı kullanabilmem için ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Şunu şuradan bir ikizkenar üçgen oluşturayım. Nasıl mı? Nasıl mı? Şu mesafe kadar bu mesafeyle eşit olacak şekilde bir oranda kesecek olursam buraya da alfa dersem bu da 2 alfa amacım. Burada ikizkenar oluşturmak. Onsa bu da 10. 10 sa burası da 10. Değil mi? Şurada da ikiz kenarlıklar var. O zaman burası 12. Hay hay. Ne oldu şimdi? ABC üçgen alanı isteniyor. Oo, yuppi yaşasın. Yukarıdan dikme indiriyorum. Artık ikiz kenar üçgende gördün dikmeni indirdin. Nedir? Daki. Daki. Gelsin daki. Neydi daki? Dik dik. Aç ortay. Kenar ortay. İkiz kenar. Burada. Demek ikiz kenarda indirdin dikme. indirdim dikme. Hem aç ortaydır hem de kenar ortaydır. Dikmeyi indirdik. 6, 6 bu da 8. Bizden istenen şey ne? Alan ABC. Alan ABC eşittir değerli arkadaşım. Tabanımız kaç? 22. 22 çarpı yüksekliğimiz 8 bölü 2. Buradan 11 çarpı 8. 88 birim kare. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Güzel bir soru bizi bekler. Hmm, neler kullanacakmışız? 120, 30, 30 üçgeni. A, A, A kök 3. Ee, 30, 60, 90 üçgeni. Şimdi sorumuzu okuyalım bakalım. Şu yalnız şurada bir düzeltme yapıyorum. ABC eşkenar üçgeni. ABC eşkenar üçgeni. A, B, C, eşkenar üçgen. Tamam. ABC eşkenar üçgeni. A, B ile A, C kenarları çakıştırılarak AH boyunca kesiliyor. Yani burası 30 60. Şekil 3'te işte de diyor. Şekil 3'te işte de yani burada da AD 9 birim Evet burası 9 birim ADE eşkenar üçgeni çiziliyor. ADE eşkenar üçgeni çiziliyor. 9 9 9. Tamam. ADE eşkenar üçgeni çiziliyor. Buralar 60'ar derece. Bu da 60. Burası da 60 derece. Ve diyor ki bize eşken üçgeni çiziliyor. A köşeleri ortak olmak üzere. A köşeleri ortak olmak üzere. Şekil 2'deki üçgenlerin H köşeleri D ile E ile çakışacak biçimde birleştiriliyor. Yani şunu alıyorum. Şurası B. Evet. D ile H. Buraya da H. Yani aslında buralar H. Oldu mu? O zaman şuralar 90'lar derecedir değerli arkadaşım. O zaman şurada geniş şekil düzen işlem yapalım. Burası 90 derece. 30. Burası 60. Bu da 30. Burası 60 derece. Doğru mu görüyorum? Bir dakika özür diliyorum. Ters yaptım. Tam tersi. Tam tersi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bak tekrar okuyorum burayı. Evet bir adım geri geleyim. Tamam bir adım daha geri geliyorum. Evet şekli tekrardan büyük şekli yakalamaya çalışıyorum ama yakalayamadım bir türlü. Tekrar geri geliyorum. Evet şimdi. Heh, şekli de geri getirdik. Şimdi değerli arkadaşım şu kısmı bir daha okumak istiyorum izninle. Burayı bir daha okuyalım. Diyor ki A köşeleri ortak olmak üzere diyor. Tamam A köşeleri ortak olmak üzere. Ee, Şekil 2'deki üçgenlerin haç köşeleri D ile E ile çakışacak diyor. Hmm, o zaman haş burayla çıkacaksa burası 90 derecedir değil mi? Çünkü haş 90 derece. Dolayısıyla buraya kaç derece kalır? Teknik bir arıza oldu. Kusuruma bakma ama düzelttim. Hemen düzelttim. Tamam. Burası 30 burası 30. Şurası 90 derece. Burası da 60 derece. Tamam. Buralar zaten eşkenar üçgenden 60'ar derece idi ve 9 idi burası. Burası da 9 idi. Burası da 9 idi. Ee, ayrıca 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı nedir? 3 köküçtür değil mi? 60'ın karşısı 9 ise neyin? Köküç katı 9'dur 3 köküçün. O zaman 90'ın karşısı ne olacaktır değerli arkadaşım? 2 katı 6 köküç. 6 köküç değil mi? 2 katı 6 köküç. Şimdi burası da aynı şekilde 6 köküç. O zaman şöyle bakalım. 30 30 120 üçgeninde burası 6 köküç. Burası da 6 köküç ama bizden istenen şey BC uzunu. Yani burası. O zaman BC uzunluğu bunların kök 3 katı 6 kök 3'ün kök 3 katı ne olacaktır değerli arkadaşım? 18 birim olacaktır. Yani bu sorumuzun da doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Gelelim 10. sorumuza. Adım adım 1. bölümün sonuna doğru geliyoruz. Nasıl uzmanlaşıyor muyuz? Uzmanlaşıyoruz değil mi değerli arkadaşım? Şimdi Tamam burası 90 derece. Bu 90 dereceyi kullanabilmem için yani buranın hipotenüs e, Pisagor bağıntısını kullanabilmem için bir hipotenüsü oluşturmamız lazım. Oluşturduk mu? Oluşturduk. 5, 12, 13'ten burası 12. Şimdi burayı bilmiyorum. Buraya A diyelim. Şu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak x kare artı 10'un karesi eşittir a kare. Bu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak 4'ün karesi artı 12'nin karesi o da eşittir a kare. Demek ki şu iki ifade birbirine eşittir. Yani x kare artı 100 o da eşittir. 16 artı 144. Tamam burası 160 x kare eşittir 60 x eşittir 4 çarpı 15'ten 2 kök 15 birim gelecektir. Yani bizden istenen x uzunluğumuz 2 kök 15 sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir. Geldik 11. soruya. Heyecanlı bir derse devam ediyoruz. Heyecanlıyız, heyecanlıyız. capcanlıyız. canlıyız. 2 alfa. Tamam. E yazar mısın kalem? bekliyorum ben seni yaz diye. 2 alfa alfa. Şimdi alfa açısı soruluyorsa bu 3 açıyı da nasıl üçgeni de 3 üç üçgeni de nasıl birleştirebilirim açıları? E, 2 alfa 2 alfa 4 alfa. Şurası 180 eksi 4 alfa diyebilirim. 2, 2 alfa alfa 3 alfa şurasının 180 eksi 3 alfa diyebilirim. 3 alfa 70 180'den çıkarsak 110 eksi 3 alfa diyebilirim. Ve değerli arkadaşım bu açıların hepsinin toplamı tam açı yapacaktır ki 360 derecedir. O zaman toplayalım hepsini. 470 mi yapıyor? 470 eksi 10 alfa mı yapıyor? Evet eksi 10 alfa eşittir 360. Buradan 10 alfa eşittir 110 derece, alfa eşittir 11 derece olacaktır ki sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım A seçeneğidir. Gelelim 12. sorumuza. Birinci bölümün birinci uzmanımızın son kısmı. Üçgen eşsizliği, açı kenar bağıntıları, bir üçgene bir kenar uzunluğu, diğer kenarların toplamlarından küçük, farklarının mutlak değerinden büyük olmak zorundaydı. 1. Pisagor eşitsizliği. Şimdi bakalım bir. Hay hay burası kenar ortay o zaman hatırlıyorsam bununla ilgili daha önceki çözümümüz örneklerde de şuradan bir orta taban oluşturmaya çalışıyorduk. Çünkü kaç alacağı tam sayı değerleri toplamı dediği için üçgen eşitsizliği 15 bölü 2 orta tabandan dolayı burası da 15 bölü 2. Bir, biliyorsun değil mi? orta tabanı? iki eşit parçaya ayırdığımız zaman bu şekilde. Şimdi orta tabandan dolayı 8 ise buraya da 4 kalıyordu. Dolayısıyla üçgen eşitsizliğini uygulayacak olursak buraya D diyelim. Yani av özür dilerim D'miz var. E diyelim. ADE üçgeninde ADE üçgeninde açı kenar bağıntısı uygulayacak olursak 15 bölü 2'den 4'ü çıkartacağız. Yani pardon 7,5 15 bölü 2 eksi 4 küçüktür x o da küçüktür 15 bölü 2 artı 4 diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirim. Buradan ne bulabilirim? Buradan şöyle bakayım. 8, 7 bölü 2 yani 3 buçuk küçüktür. X o da küçüktür. Bu 7 buçuk 4 daha 11 buçuk mu yapıyor? 8, 23, 23, 2'ye bölersek 11 buçuk. 3 buçukla 11 buçuk bu 1. İkincisi. Şimdi şu açının ne olduğu konusunda fikrimiz var mı? Bu açının ne olduğu konusunda fikrimiz var mı? Şimdi bakıyorum BAC demiş ki 90 dereceden büyük. BAC 90 dereceden büyükse o zaman aynı şekilde yöndeş açıdan dolayı bu da 90 dereceden büyüktür değil mi? Yöndeş açılar çünkü paralellik var. O zaman değerli arkadaşım bu yeşil kısımda gösterdiğim yere de yani bu AD üçgenindeki şu E açısına da yani D E D E A açımız küçüktür nedir? 90 derece olacaktır. Yani bir dar aç olacaktır. O zaman Pisagor eşitsizliği gereği eğer açı 90 derece olsaydı Pisagor bağıntısı geçerliydi ama 90 dereceden küçük olduğu için kenar küçüleceğinden dolayı eşitsizlik bu kenara doğru bozulur. Yani x kare küçüktür. 15 bölü 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Evet 225 bölü 4 artı 16. 16 paylaşıp düzenlersek x küçüktür. 17 bölü 2 gelecektir değerli arkadaşım buradan. Şimdi x küçüktür. 17 bölü 2. Yani 17 bölü 2 ne yapıyor? 8 buçuk. O zaman küçüklerden büyük olanı, büyüklerden de küçük olanı. Bunun ikisinden bakacak olursak 3 buçuk küçüktür x. O da küçüktür 8 buçuk. Dolayısıyla arada 4, 5, 6 ve 7, 8. Alacağı tam sayı değerleri toplamından bahsediliyor. 4, 5, 6, 7, 8. Burada 30 mu yapıyor? Bunların toplamı 10. 15 değil mi? 22, 30. Evet 30 birim geliyor. Yani 12. ve son sorumuzun doğru cevabı da C seçenidir. Değerli arkadaşım uzman 1'in sonuna geldik. Uzman 2'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.